Haydi zaydi zaydi abre yasno sonce mene pusta žetva nad glavami stoja a bre jasno sonce nad stojat do tri spaji. Herkese selamlar sevgili Vereli'nin Rumeli'nin kadim dostları. Bizler bu hafta Kardeş Okul Projesi kapsamında İstanbul Bayrampaşa'daki Profesör İbrahim ve Fethi Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Pirlepe Debreç'te bulunan Ali Fethi Okyar İlköğretim Okulu arasında Kardeş Okul Projesi ve öğrencilere hediyeler vermek, onlarla birebir tanışmak için bu güzel yolculuğa çıktık. Bayrampaşa Rumeli Balkan Platformu Dönem Başkanı ve Pirlepeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Sayın İrfan Beşkardeş ve Profesör İbrahim ve Fethi Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdüresi Sayın Handan Didem Ataoğlu ile birlikte. Ama gelin Debreç'te'ye ve bu güzel organizasyona geçmeden önce Kuzey Makedonya'ya ve onun heykellerle süslü başkenti Üsküp'ü biraz tanıyalım. Doğu Avrupa'da bulunan ve Balkanların kalbi olarak adlandırılmış olan ülkenin tam resmi adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti. Ülke ortalama 2 milyonluk bir nüfusa sahip. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin iki resmi dili var: Makedonca ve Arnavutça. Ayrıca Kuzey Makedonya'da 9 şehirde Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiş. Türk vatandaşları vizesiz gidilen ülke olması, ülkede Türkçe konuşuluyor olması, ülkenin tarihi ve doğal turizm lokasyonları nedeniyle Makedonya'ya ilgi göstermekte. Ve bu sebeplerle Makedonya turları oldukça popüler. Ülkenin en önemli turizm merkezlerinin başında başkent Üsküp gelir. Üsküp, Balkanların kalbi olarak anılmakta ve tarih boyunca stratejik bir öneme sahipti. Ortak tarihimiz nedeniyle Üsküp'te Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini görmeniz halen mümkün. Taş Köprü, adeta yüzyılları birbirine bağlayan bir şaheser. 1451 ve 1469 yıllarında 2. Mehmet'in himayesi ve kontrol altında yapılmış. Köprüden Alaca Cami Vakıfnamesinde de söz edilir. Üsküp şehir merkezinde bulunan tarihi Osmanlı Köprüsü, Üsküp'ün simgelerinin en başında yer alır. Fatih Köprüsü veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak da isimlendirilir. 12 adet yarım ay kemerle bağlanan, sabit, katı sütunlardan oluşur. Yapı 214 metre uzunluğunda ve 6 metreyi aşan genişliğe sahip. Üsküp'ün gecesi ayrı, gündüzü ayrı, şaşalı meydanı. Makedonya'nın en büyük meydanı olan alan 18.500 metrekare büyüklüğünde. Şehrin kalbi olarak kabul edilen meydan, kentin orta kesiminde yer almakta. Alan, başkenti eski ve yeni şehir olarak birbirinden ayırdığı için Üsküp Meydanı olarak da bilinmekte. Meydanda yılbaşı ve Noel gibi özel günler için konser alanları kurulmakta. Devasa büyüklükteki alanda insanlar doyasıya eğlenmekte.
Makedonya Meydanı'nı en anlamlı kılan eser ise 2011 yılında alanın tam merkezine dikilen Büyük İskender heykeli. Heykel dikildiği andan itibaren ilgi odağı haline gelmiş. Bunun sebeplerinden biri de eserin Avrupa'daki en yüksek heykel unvanına sahip olması. Büyük İskender heykelinin etrafında gece sergilenen su gösterileri ise ziyaretçilerin oldukça dikkatini çekmekte. Üsküp'ün bir diğer simgesi eski tren istasyonu. Günümüzde Üsküp Şehir Müzesi olarak kullanılmakta. Adı her ne kadar eski tren istasyonu olsa da çok eski olduğu söylenemez. 1938 ve 40 yıllar arasında Sırp mimar Gavrilović tarafından yapılmış. Bu tren istasyonu Büyük Üsküp depreminde yara almış. İstasyondaki dev saat depremin olduğu anda hala durmakta. 1963 depreminde 1070 kişi hayatını kaybetmiş ve 3000 kişi de yaralanmış. Selamlar. Şimdi gelin kendini insani yardıma adamış Nobel Barış Ödülü sahibi Rahibe Teresa'nın evine bir göz atalım. 1910-1928 yılları arasında yaşadığı Kuzey Makedonya'daki Üsküp şehrinde bulunan bu anıt ev, Merkez Belediyesi'nin Makedonya Caddesi üzerinde Rahibe Teresa'nın vaftiz edildiği, bir zamanlar adı Kutsal İsa Roma Katolik Kilisesi olan yere inşa edilmiş. Kimleri görüyoruz? Canım benim. Kimleri görüyoruz? Dilim hoş hocam. Geldiniz. Arkadaşlar.
Efendim herkese sevgiler, saygılar. Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten bu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum sizlere. Bu kaçıncı gelişim, bu kaçıncı taş köprünün üzerinde yürüyüşüm, bu kaçıncı buranın havasını suyunu sizlere anlatışım bilmiyorum ama her geldiğimde Üsküp beni şaşırtmaya devam ediyor açıkçası. Yanında çok kıymetli bir büyüğüm var efendim. Sayın Handan Didem Ataoğlu. İstanbul'dan, Bayrampaşa'dan ismini benim zor ezberleyebildiğim bir Anadolu Lisesi'nden hem müdürümüz efendim hem de hocamız. Merhaba diyeyim öncelikle sizlere. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Ben de çok iyiyim. Benim yol arkadaşımsınız. Yolculuk nasıl geçti onu söyleyeyim ilk önce. Çok rahat geçti. Sizler sayesinde daha da güzel geçiyor. Güzel miydi? Aynen. Sizinle gezmek daha bir güzel buraları. Tarihi öğrenmek. Mutluyum. Mutlusunuz. Kesinlikle. İlk kez geliyorsunuz Üsküp'e. İlk kez geliyorum ve şu anda Osmanlı Köprüsü'ndeyiz. Aynen öyle. Taş Köprü'deyiz artık. Yani bu tarafta bizim kalemiz. Aynen öyle. Bizim kalemiz diyorum, Osmanlı Kalesi. Osmanlı Kalesi. Ben Terazdere Profesör İbrahim Fethi Pirlepeli çok programlı Anadolu Sesi okul müdürüyüm. İsmini söyleyemediğim lise efendim. Bir daha tekrar eder miyiz? Terazdere Profesör İbrahim Fethi Pirlepeli çok programlı Anadolu Sesi. Evet. Buraya gelmemize neden olan ise bir kardeş okulu bulmak. Ve bulduk da. Çok kıymetli bir iş için geldik efendim buraya. Türkçe Okuma Bayramı için aslında buradayız değil mi? Aynen. Ali Fethi Okyar İlkokulu'nda bir okuma bayramı var. Oraya katılacağız inşallah yarın. Çocuklarla birlikte olacağız. Onların o mutlu günlerinde, heyecanlarında bizler de oradayız. İnşallah. Pirlepeli yolculuğumuz var yarın. Yarın Pirlepeli'ye gideceğiz. Ve şu anda gerçekten biraz hüzün, biraz mutluluk, hepsi bir arada. Hüzün neden? Biraz önce istasyonun oradaydık. Evet. Oradan insanların göçleriyle ilgili hikayeleri duyunca biraz üzüldüm. Depremle birlikte oranın o istasyonun yıkılması ve oradakinin saatin o saatte kalması. Düşüncesi bile insanı hüzünlendiriyor çünkü biz de bir deprem ülkesiyiz. Aynen öyle ve bir çok şekilde, yakın bir zamanda bunu yaşadık biz de. Aynen 6 Şubat'ta Maraş'ta yaşadık. Maraş Hatay depremi ve onun için herhalde birazcık daha hüzünleniyor insan. Evet. Rabbim hepimize yardımcı olsun bu konuda. Sevinciniz neydi peki? Sevincim ise atalarımızın bir şekilde buraya gelmişler Osmanlı. Mehmet Akif Ersoy'dan hikayeler duymak. Yani insanı mutlu ediyor onlar. Hüzünlendiriyor da bu arada. Kesinlikle. Keşke onlarla birlikte buralarda yaşayabilmiş olsaydık. Ali Fethi Okyar biliyorsunuz Atatürk'ün silah arkadaşlarından, yol arkadaşlarından. Yani hepsinin bir şekilde burada yaşamış olması, onların ayak bastığı yerlerde bizler de gezinmiş olmamız. Ruhları şad olsun diyelim. Kesinlikle. Değil mi? Efendim şu an biz şöyle gelelim mi Handan Hanım? Taş Köprü'nün üzerindeyiz. Aslında her iki kültürü de birleştiren bir köprü burası. Kesinlikle. Hemen arka tarafımızda zaten Müslümanların ve Türk nüfusunun yoğun olduğu bir bölge yaşıyor. Hemen önümüzde de İskenderbey Meydanı'nda da zaten daha çok Makedonların ve Hristiyanların, Arnavutların ve diğer kültürlerin yaşadığı o bölgeyi görüyoruz. Aslında her iki kültürü de işte bu Vardar Nehri ayırsa da Taş Köprü birleştirici bir unsur oluyor. Kesinlikle birleştiriyor. Uzun yıllar kardeşçe yaşamışız. İnşallah bundan sonra da bu şekilde burada yaşarlar. İnşallah. Bizler de yaşarız ülkemizde. İnşallah. Duygularınızı anlıyorum çünkü aynı duygularla ben buraya defalarca geldiğimde aynı şeyi hissettim gerçekten. İnsan bazen böyle gözleri dolu dolu oluyor çünkü o atalarımızın imzalarını görüyoruz, onlara dokunuyoruz, onların burada mezarlarını görüyoruz. Evet. Onların burada yaptırdığı işte o mektepleri, camileri, hanları, hamamları görüyoruz ki hemen arkamızda zaten birkaç tanesi de. Hatta burada öyle çok enteresan bir şey ki az önce de önümüze geçtiler şu an. Sokak çalgıcıları Türkçe. Evet, aynen. Hani Türkçe okuma bayramı dedik ya, yani sokak çalgıcıları bile burada Türkçe müzikler okuyorlar. Ve burada okuyorlar. Türkçe bilen herkes yaşar. Aynen öyle. Aynen. Onu söyleyeyim, herkes sizi anlar. Yani eğer İstanbul'dan, Türkiye'den buraya gelecekseniz aman ben dil bilmiyorum diye hiç korkmayın efendim. Çok rahatlıkla burada alışverişlerinizi, zamanınızı rahat geçirebilirsiniz.
Evet, bizler şimdi Türk Çarşısı'na doğru gideceğiz çünkü karnımız acıktı. Evet. Handan Hanım'a buranın yerel lezzetlerini böyle bir tattıralım diyoruz biz. Görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. Güzel bir eser vardır ya, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Biz de Taşköprü üzerinden İrfan Başkan'ınla birlikte Üsküp'ü dinliyoruz gözlerimiz kapalı. Biraz yorgun muyuz? Evet, çünkü çok erken kalktık. Hala da gün besmiyor, uyuyamadık da. Aynen, sabah 4'te kalktık efendim ve işte buralara düştük. Evet. Sabah Priştine'ye gittik ilk önce. Priştine'ye gittik, evet. Priştine'den sonra da buraya geldik. Zaten İstanbul'da biliyorsun Anadolu yakasına geçmek de bir sanki memlekete gelir gibi bir uzun sürdü. Kesinlikle. Trafiğe yakalanmamak için saat 4'te ayağa kalktık. 5'te Bayrambaşı'da buluştuk. Aktarmalı olarak Sabiha Gökçen'e gelip buralara geldik sizlerle beraber. Sağ olun. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Bize bu güzelliği yaşattığınız için ben çok teşekkür ediyorum İrfan abim. Çünkü Üsküp bizim yani ikinci evimiz gibi. Gerçekten. Ve sizlerin sayesinde yani Rumeli'nin, Balkanların böyle işte aslında onlar bir neferleri yap, derneklerle birlikte bu kültürü, bu gelenek ve göreneklerini sürdürüyorlar. İş adamı kendisi ama aynı zamanda da bu kültüre de büyük emekler sarf etmiş bir başkan. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İki tek Rumeli var. Tek Rumeli olmasa bizlerin bu kültürü yaşatmamız biraz zor olur. Evet. Çünkü gerçekten medya günümüzde çok önemli. Eksik olmayın. Önce Atilla abiye ve sonra size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten bu kültürü aslında en çok yaşatan, yaşamasına vesile olan sizlersiniz. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben az önce Handan hocama şey dedim. Bu taş köprü üzerinde ne hissediyorsunuz buraya geldiğinizde, ne hissediyorsunuz diyor. Hem duyguluyum dedi, hem de sevinçliyim dedi. Siz neler hissediyorsunuz? Vallahi tam aksine biz çok üzünlüyüz. Neden? Çünkü sevdiklerimiz 600 küsür sene buralarda gezmişler. Bu yıl buralarda dolaşmışlar. Buralarda Osmanlı'nın payidar bir şehriyken maalesef anılarla dolu, acı anılarla dolu bir köprü olmuş. Evet. Çünkü bu köprünün üzerinden otobüs, tren istasyonuna giderek ülkeyi ağlayarak terk etmişler. Terk etmişler. Evet, maalesef öyle. Bakıyoruz, bakın görün, Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bu eseri maalesef Makedon hükümeti öldürerek, efendime söyleyeyim, boğarak 50 tane aynı köprüden sağından, solundan, üstünden, arkasından yapmış. Şu güzelliğim camilerimizin önünü kapatmış. Evet. Ben bunu birçok programda söyledim. Burada da tekrar söyleyeyim. Biz gezi kültür program yapımcıları da dahil, turistler, buraya gelen ziyaretçiler aslında buranın taşı için gelmiyorlar. Buranın bu yeni mimarisi için gelmiyorlar. Kesinlikle. Bu eski mimariler ve tarihleri için geliyorlar. Eğer bu tarihi yeni dokuyla böyle kaynaştırırsanız o zaman güzel olur ama bu kaynaşmanın ötesine geçmiş artık maalesef, boğulmuş maalesef. Maalesef insanlık dışı olmuş yani. Bu resmen bir başkaldırış ama yapılacak bir şey yok. Biz de zaman içerisinde inşallah onları ikna edeceğiz. Onların doğru olmadığını onlara anlatacağız. Çünkü bir İstanbul şehri var. Sonsuza kadar artık Müslüman Türklerin elinde kalacak. Gidin görün bakalım. Ayasofya'nın etrafı ne alemde? Kiliseler ne alemde? Onları ibadete bile açtı hükümetimiz yani. Evet. Çünkü bizim her dine ve her insanlara saygımız var yani. En azından efendim var olan şu değerlerimizi korumayı bilelim. En azından yapabileceğimiz hani vatandaş olarak, bir birey olarak bu kültürleri biraz koruyalım ki gelecek nesillere aktarılabilsin. İnşallah. Daha da çok böyle boğulmasın buralarda. İnşallah. Şimdi İrfan Başkanım, buyurun. Karşıya geçiyoruz. Türk bölgesine geçiyoruz. Evet. Türklerin yoğun olduğu bölgeye geçiyoruz. Biraz daha nefes alışımız orada farklılaşacak. Doğru. Arkamız var orada, arkamız. Karnımız da acıktı değil mi? Yiyelim hocam. O zaman mi? Buranın Üsküp'ün yerel lezzetlerini bir tadalım diyorum. Bu hep beraber. Haydi hep birlikte. Beraber. Teşekkür ederiz. Oh,
Cem ve ben Elbiyankı Üsküp sokaklarında turluyoruz. Aynen. Acıktın mı? Çok. Çok. Sana çevabi yedireyim mi? Ne? Çevabi. O ne ya? Bu da hiçbir şey yemez bu arada sevgili izleyiciler. O ne arkadaş? Bir ara Murat'ın neler yiyip neler yemediğini size anlatacağım. Arkadaşımız. Merhaba. Arkadaşımız. Herkese selam. Selamlar. Ekran nerede? Burada işte. Ay ben bir bilemedim. Bizi nereye götürüyorsunuz? Turist lokantası. Hadi bakalım oraya gidiyoruz şimdi. Yerel lezzetler dediğimizde ya turist ya kozmos. Aynen ya öyle. Ya da destan var. Biz turisti bahçede yeterli. Vereli'nin Rumeli'nin kadim izleyicileri hatırlarlar. Çünkü yıllar öncesi de burada yapmıştım. Yani milattan önce diyebilirim. Değildir o kadar ya. Değildir. Bu yakışıklıdan bence röportaj dinliyorum. Ah teşekkür ediyorum. Vay çok güzel. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok da becerikli. Şu vallahi anki yemekler benden dermiş. Demiş ama biz İrfan ödeyeceğiz. Hadi bakalım İrfan abi ödeyecek. Bugün de neredeyiz? Pardon, Vereli'nin numarayı. Neredeyiz biz? Biz sabah neredeydik? Kosova, Priştine'deydik. Evet, şimdi neredeyiz? Şimdi Makedonya, Üsküp'teyiz. Valla evimiz gibi oldu burası bizim. Biliyorsun değil mi? Aynen. Güzel bir oteldeyiz. Evet, otel güzel bir oteldeyiz. Kahve. Sen ne ısmarladın az önce? Ben reklama girdiği için vermiyorum. Hayır, bana ısmarlamadın. Onu gördüm çünkü. Yok, sana ısmarlamadım. Kendime ısmarladım. Anladım. Ben kendim varken sana niye ısmarlayayım? Bu arada grip olmuşum yalnız ya. Evet, çok kötü ya. Evet. Benden sana geçti herhalde. Yüzümden düşen bin parça yani. Evet, çok. Teşekkürler.
Olsun, bisikletin ne dur? Ne fark eder? Oo bak, bu kadar güzelin yanında sen de böyle bir yakışıklı oldun. İsimlerinizi alayım. Adın? Ebru. Ebru. Mevlüde. Ne, bir daha? Mevlüde. Melek. Melek. Melike. Melike. Emine. Emine ve Harun. Sen? Efendim? Harun. Harun. Harikasız. Burasının adını bir söyleyin beraberce. Burası neresi? Debreç'te. Debreç'te. Peki okulunuzun adını söyleyin. Ali Fethi Okyar. Bugün Türkçe okuma bayramı mı var? Evet. Harika. Sizler de görevli misiniz? Okuyacak mısınız bir şeyler? Evet. Harikasınız ya. Tebrik ediyorum. Buradan şimdi okula mı gidiyorsunuz? Evet. Hadi bakalım. Programda görüşeceğiz sizinle. Görüşürüz. Ušte ne mi je sredovna kancelarija, ne je ništa sredovna. Na dvoj imamo kodnice, te ušte za sredovanje. Sme malo kubonere, ali se kao ne da imate što je ova prilika da imame partner do učilišta u Istanbulu, operam pošto. Zato, znači, sami izgotnavme cel protokol, znači i renoviranje to ovako po golem mjere, što sme samo da nije da završimo ova s ova, baš mi je milo, što i jas kako mlad direktor, to... Thank you.
Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Ne güzel. Hayırlı olsun. Efendim, her iki okulumuzun da şu an kardeşlik protokolünün imzalandığı o ana geldik. Zaten bu yolculuğumuzun esas amaçlarından bir tanesi de buydu. Her iki okulumuz kardeş okulu olacaklar. Handan müdürümüze ve Ömer müdürümüze buradan başarılarının ve öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını dileyerek ben onların duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Anladım, ne düşünüyoruz, ne hissediyoruz? Buraya geldiğimiz için mutluyuz okul olarak. İnşallah bundan sonra daha güzel çalışmalar yapacağız birlikte. İnşallah. Kardeşlerimizin yanındayız. Küçük çocuklarımızın inşallah bizler büyükleri olarak destek olmaya çalışacağız. Benim öğrencilerim büyük, evet. Buradakiler daha küçük olduğu onlar, için öyle dedim. Abilik yapacaklar. Abilik, ablalık yapacaklar inşallah. İstanbul'a da bekliyoruz, onları ağırlayacağız çok güzel bir şekilde. İnşallah. Mutluyuz. Mutluyuz, ne güzel. Prvo, sakam ja se zablagodarim što imamo ova čest da stanime partner učilište so učilištето od Istanbul, Bajram Paša. I sme mnogo zadovoljni što nije će bideme vo kontakt i će imame partner odnosi so njiv. Se nadavame deka vo jednina i nije će možime, će uspejeme da gi posetime za da imame pogolema soработка spomeđu dvete učilišta i pomeđu učениците. Затоа што учениците се поголеми, значи тоа ние прво ние чест што имаме училиште, а со поголемите ученици секогаш учениците се дали поголеми или помали исти. Нема да ни представува проблем, се надаваме дека ќе имаме голема и убава соработка со нашите сограѓани од Република Турција и учениците од нашето партнер училиште. Biraz uzun konuştuğu için kısa anlatacağız. Özeti alacağız. İlk önce buraya geldiğiniz için bu protokolü imza atacağımız için çok gururluyuz. Çok çok teşekkür ederiz. Bizim için problem hiç yok. Özellikle Türkiye Cumhuriyetimiz, ana vatanımız böyle bir protokolü yazılmasını çok teşekkür ederiz. Yani bizim için hiç problem yok. Yani sizin öğrencileriniz, abileriniz yani hiç olmasa yeter ki Türkiye olsun. Yani hiç problem, sıkıntı yok. Ne güzel. Efendim, Türk dilimizin, Türkçemizin, zengin Türkçemizin hem böyle okuma bayramının olması hem de böyle kardeş protokollüklerinin de imzalanması geleceğimize atılan en güzel adımlardan bir tanesi olarak görüyorum. Ben hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Şöyle Tek Rumeli TV ailesi olarak. Buyurun.
Çok güzel çantalar, güle güle kullanın. Çok güzel çantalar. Beğendiniz mi? Harika. Beğendin mi çantada? Aferin. Harikasınız. Ama burada bir atraksiyon istiyorum, bir alkış falan olsun yani böyle. Evet. Arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, kıymetli misafirlerimiz. Yıllarca enerjisini, emeğini, umudunu mesleğine adamış bir öğretmen olarak mutlu bir sonun başlangıcı, gelecekteki büyük başarılara atılan adımın ilk örneği olan okumanın, yazmanın, her türlü beceriyle donanmanın, tüm bu birikimleri hayatta göstermenin ilk mutluluğu olan Okuma Bayramınızda sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Bilindiği üzere çocuk okulda çok yönlü bir yetişmesi açısından uygun olanaklarını sağlayan, genç beyinlerin bilgiyi, insanlığı, saygıyı, ülkesine ve milletine duyduğu sevmeyi, onurlu ve bağımsızlığı öğreten bir kurumdur. Mutlu sonun kahramanı olan çocuklarımız, ülkenin yakın geleceğinin yapı taşları, uzak geleceğinin ise mimarlarıdır. Burada güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Fethi Okyar gibi birbirinin zihin dünyasını şekillendirecek, bütün dünya milletlerine birer örnek olma yolunda önemli çalışmalar yapacaklar. Ve daima saygı ve sevgiyle anılarak büyük başarılara imza atacaksınız. Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız Ali Fethi Okyar gibi gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekse yerel tarihte gerekse dünya tarihinde önemli bir yer edinerek yalnızca bir ülkenin değil bütün insanlığın ışığını yansıtmak için bir tecelli vasıtası olacaktır. Milletlerin kaderini değiştiren birer yıldız olacaksınız her biriniz. Burada yetişen yüksek ruhlu çocuklarımız insanı en değerli varlık, sevgiyi en hünerli güç, bilgiyi en yenilmez paylaşım, emeği en yüce değer, eğitim ve bilimi ise en vazgeçilmez hizmet olarak bilecek ve kendi tarihlerinden ve kahramanlarından almış oldukları feyiz ile durmadan uygarlık adına, insanlık adına onurlu mücadeleler verecek ve tüm dünya milletlerine demokrasi, cumhuriyet ve ilim alanında ilham kaynağı olacaktır. Uygarlık bizden önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anılarının toplamıdır. Uygarlık da ancak özgür ortamda gelişme ve ilerleme fırsatı bulur. Bu anlamda yerel tarihten alınan ilham ve gelişmiş bir tarihe ev sahipliği yapan
Pirlepeli bölgesinin geçmişte de yeniliklere daima açık, her türlü fikrin çok rahat bir şekilde ifade edildiği, demokrasi kültürünün ve hoşgörünün hakim olduğu bir yer olma özelliğinden alınan cesaretle uygarlık alanında daima daha ileriye güçlü olmak için aydınlığa atılan ilk adım olan Okuma Bayramı'nı kutluyor. Geleceğin aydınlık yüzü olan çocuklarımızın her birine başarılar diliyorum. Siz değerli dinleyiciler, değerli dinleyicilerle ve okulumuzla buluşmamıza vesile olan Pirlepeli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Beş kardeşe teşekkür ediyorum. Şu an burada bulunan herkesi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Çocuklarımıza da sevgilerimizi gönderiyorum. Ние како домаќини прво да им посакаме уште еднаш добро дојде на нашите гости. Biz ev sahipliği olarak ilk önce misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Им се заблагодаруваме што го одбрае нашето училиште, односно што ние стапивме во контакт за да бидеме партнер училиште. Ve çok çok teşekkür ediyoruz bizim okulumuzu seçtiği için. Нашето училиште е тројазично училиште. Се одвива наставата на турски, албански и македонски. Bizim okulumuz 3 dilde eğitim alıyor. Türkçe, Makedonca ve Arnavutça dilinde. Имаме вкупен број на 413 ученици. Поголемиот дел се на македонски и на турски наставен јазик. И се надеваме дека во иднина ќе имаме и ние таква чест и можност да ги посетиме во Република Турција, нашето партнер училиште, да ги видиме учениците и заеднички да учествуваме во некои проекти во иднина за поголем успех на нашето училиште и заедничката работа во делот на наставата. Bizim okulumuzda 400'e yakın öğrenci var. Çoğul Makedonca, Türkçe ve birazcık Arnavutça çocuklar eğitim alıyor. Bizim okulumuz seçildi ve partner okul olduğu için çok çok yine teşekkür etmek istiyoruz. İlerideki zamanımızda eğitim alanında alacağımız projeler bizim çocuklarımız geleceği için biz daha kaliteli eğitim alması için yani projeler yeni başlatacağız ve çalışacağız. Уште еднаш им се заблагодарувам и нека ни ја ирлија соработката со директорката и со партнер училиштето од Байрампаш. Olsun diyeceğim ve duygu düşüncelerinizi bir kez daha izleyicilerimize aktarmanızı isteyeceğim. Burada çocuklarımızla birlikte olduğumuz için onlara destek olacağız ama onlar da bize bazı şeyleri öğretecekler. Onun için mutluyuz. İnşallah çok güzel bir şey olur, bir etkinlik olacağını düşünüyorum.
hayırlı olsun diye. Hayırlı olsun diye. Hocamız sağ olsun önderlik yaptı. Biz de kırmadık. Ve kendisiyle Debreçli'deki Ali Fethi Okyar, ilk öğretimin yetkilileriyle, gerek Engin Bey, gerek Cemil Bey'le sağ olsunlar. Biz ne dedik? Siz burada kalın. Onlara da biz sizi bekliyoruz ve geldik. Ve şimdi biz onları bekliyoruz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz zaten ilk önce yani televizyon olarak hoş geldiniz, memnun olduk. Buradan bu bölgenin çekimini, hani ata toprakları sayıldığı için bizim atalarımız bu topraklardan çekildiği zaman derken bir müddet yani çekildiği biraz bize bekleyin dediler, geleceğiz ve aynı o anı şimdi yaşıyoruz. Geldiniz Allah'a şükür. Sayın müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İyi niyetli zablagodaru vam. Znači mnogo bi se zablagodaru vam što ne posetivte. Ni beše čest i blagodarnost da dođete tu kada ve posetime i da imamo uspešna saradnja sa našeto partnerstvo lište. Bi blagodarom. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler, Allah razı olsun. Bize yani ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Memnun olduk. Allah razı olsun sizden. Yani çok mutluyuz. Bu çocukları sevindirmesi, yani bu görüntü alınması, işte görüyorsunuz kendiniz. Yani ne bir mutluluktur. Yolumuz bahtımız açık olsun. Türkçemiz zenginliğiyle ilelebet yaşasın inşallah. Ve böyle Avrupa'nın ortasında Osmanlı'nın imzasının böyle sürekli olduğu ve sürekli yaşatılması gereken noktalarda Türkçe dilinin de okunması ve okutulması müthiş bir şey. Çok kıymetli bir durum. Bu çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Bizler de Tekrüme TV ailesi olarak. Ve sevgili... O kadar da böyle bir merhaba diyeyim şöyle... Sevgili Elvi, bugün muhteşem bir gün. Evet. Derneğim adına burada çok gururlandım, onur duydum. Debreç'te köyümüzde Ali Fethi Okyar ismindeki okulumuzu ziyaret ettik. Çocuklarımızla, öğretmenlerimizle bir araya geldik. Bunun vesilesiyle de İrfan Başkanım ve Muammer Başkanım'ın desteğiyle de iki okulu, kardeş okulu ilan ettik. Aynen. Ben çok gururlu ve çok onurluyum. Çok da duygusal bir an yaşıyorum. Ben de bir Pirlepeli olarak çok mutlu bir an yaşıyorum. Sen de bu toprakların bir evladısın. Aynen öyle, evet. Daha başka bir gurur vardır herhalde. Benim içimdeki mazi çok çok başka. Çok şükür ama artık geliyoruz buralara kadar da elimiz, kolumuz, bedenimiz her şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız pırlanta gibi Atatürk'ün yolunda yürüyecek. Atatürk'ün düşünce ve özgürlüklerine destek olabilecek özgür ruhta öğrenciler burada yetişiyor. Bunun için de destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bilhassa belediye başkanımız Atilla Aydıner ve belediye başkan yardımcımız Ahmet Tüfekçi'ye çok teşekkür ediyorum. Manevi desteklerini, maddi desteklerini bizden esirgemiyorlar. Onlar sayesinde de birçok yere ulaşmaya çalışıyoruz ve çalıştığımız yerlere de Türkiye'mizin havasını, nefesini, özgürlüğünü getiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zaten efendim Bayrampaşa Belediyesi yıllardır kardeşlik sınır tanımaz diyerek bu topraklardan hiçbir zaman elini eteğini çekmemiştir. Ve biz bu topraklarda kardeşlik sofraları kurduk ve hep birlikte yedik içtik. Aslında sofralar bahaneydi. Bu birlik beraberlik güzeldi. Şimdi bunun Türkçemizle zenginleşmesi, Türkçemizin daha ileriye gitmesi adına atılan bu adımları ben çok kıymetli buluyorum. Ve STK'larımız da burada, İrfan Başkanımız başta olmak üzere, Sayın İkican'ı da canı gönülden tebrik ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Bize destek oldunuz, yanımızda oldunuz. Her zaman. Bu mutlu anımızı da paylaşmak için kayda aldınız. Her zaman yanımızdasınız. Tekrümeli ailesine de çok çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Biz bir bütünüz. Rumeli Türkleriyiz, bir aradayız, bir olacağız, her zaman bir arada olacağız. Kesinlikle öyle. Efendim yaşasın Türkiye, yaşasın Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türk dili diyoruz efendim. Sağ olun. Atatürk'ün anıs, düşmanların elinde, bizi kurtaran sensin. Bu vatanı yerinde, özenle kuran sensin. Adı küçük büyük, anlıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk, anlı şanlı kahraman. Bravo! Adamsınız. Yurttaşlarım, Osmanlı'da çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fakat yaptıklarımızı dakikayı göremeyiz. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha zamanda daha büyük işler başaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti
Türkleri yanına şimdi demiştir. Büyük Türk milleti. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük nedeni başlı en büyük nedeni kabiliye ki bundan sonraki inşafiyle Fatih'in yüksek medeniye tutkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Yeah.